Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Elimde çok güzel şöyle kahverengi bir yemenimiz var. Tek renk ve buna şöyle arkadaşlar çok farklı bir çimeni ile beraber üzerine kirpikli şöyle yapımı kolay olan bir model tasarladım sizler için biraz e, alt e, çimen kısmı ağır ilerliyor hep trabzandan oluşuyor gördüğünüz gibi üzerinde bu şekilde sizlere kolay bir model hazırlamak istedim evet şöyle çimeni de yeşil yerine tülbentin kendi renginden yaptım bunu her renk tülbente bu şekilde açık renklere uygulayabilirsiniz su yeşillerini açık mavileri çok güzel olur Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz her oyanın e, değil ama bazı oyaların e, biliyorsunuz e, tığ battığı özelliği var bu ya da tığ battığı özelliği olan oyalarda Şöyle minik minik ne kadar mesela minik yapabilirseniz çimeniniz o kadar güzel duruyor arkadaşlar. Benim daha önce hazırladım bu minik olduğunu düşündüm. Tığ battım hazırdı bu şekilde. Çünkü trabzanlar birbirine yakın olursa ne kadar yakın olursa çimeni o kadar güzel duruyor. Mesela buraya üçer zincirli ve iri veya da ikişer zincir olup iri batılan arkadaşlar ayrık olur. O yüzden bu şekilde ne kadar sıkı bir tığ battı yaparsanız işiniz o kadar güzel durur. Artık arkadaşlar benim de hem kullanmaktan hem de tülbentim sadece model amaçlı böyle ucuz bir tülbent olduğu için buralar o yüzden biraz yağmış ama kusura bakmayın. İlk başlarken nasıl başlıyorum? Hemen tığ battımın içine girerek sık iğne ile sabitledim. Arka tarafı unutun. İlk başlar gibi başlayarak bu şekilde sizlere tarif edeceğim. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. 2 zincir alttaki sık iğnemizle aslında 3 zincir arkadaşlar bu zincir sayımız bir defa tığımızın başını doluyorum sık iğne ile sabitlediğim yere girdim aynı yuvanın içine yani 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yaptım Bakın. tığ battığımız içine sık iğne ile girdik ve buraya zincirimle beraber iki tane trabzan oluşturdum iki defa tığımın başını doluyorum hemen yanındaki tığ battımın içine girip şöyle 2 3 seferde alacağız 2 2 ve 2 bu şekilde bakın 3 seferde aldığımız bir trabzan yaptık her tığ battının içine ikişer tane trabzan yapıyoruz 2 2 ve 2 iki. 2 zincirimle beraber 2 iki trabzan ikinci tığ battı da bu şekilde ikişer dolayımlı iki tane trabzan yaptık. Şimdi dolama sayısını artırıp 3'e çıkarıyorum. 3. tığ battığımın içine bu şekilde girdim ve 2 2 2 bunu da 4 seferde çıkarıyorum. Bakın. Üçüncü tığ battı ya da bu şekilde 2 2 alarak kalın trabzanlar oluşmasını sağlıyorum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Bakın bu trabzanı aralamıyoruz arkadaşlar. Hemen bu tepesine kapatıyorum. Bu şekilde hani daha muntazam duruyor. Yine 3 defa doladım. Hemen aynı yuvanın içine girip yine 2 2 2 ve 2. Bakın. Trabzanın arasına girince sanki bu tarafta 4 tane bu tarafta da 6 tane trabzan varmış gibi simetrik olmuyor. Fakat trabzanın tepesini kapatınca bu 6 zincirli yuvayı bu şekilde daha muntazam duruyor arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doladım. Bakın görüyorsunuz her yuvaya ikişer trabzan yaptık. Hemen aynı şekilde şimdi aşağıya ineceğiz. Burası orta kısmıydı. Buraları yanları da yine aynı şekilde 2, 2, 3 seferde alarak buraya bir trabzan yaptık. Yine iki defa tığımı doladım. Aynı tığ battığının içine şöyle iki, iki, iki alarak bu şekilde trabzanımızı yaptık. Bakın, yine iki tane trabzan oldu. Bir defa tığımı doluyorum. Sıradaki bu şekilde trabzanın içine bir, iki, iki, üç seferde aldım. İki zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı bu tek kalan trabzanımın içine şöyle daha net biraz ışık açısından buraya kapattım Evet aynen arkadaşlar bakın şimdi yeni başlarken gösterdiğim gibi tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum iki zincirimi çekiyorum bu şekil oldu bakın şöyle her yuvanın içine ikişer trabzan yaparak bu şekilde hazırladık çimenimiz Bir de e, bunu arkadaşlar kirpik yaparken e, bol durmasını sağlayın. Tam oturmasın. Yani 5 zincir falan çekip küçük durmasın. Şöyle kirpiğin güzel durması için, şöyle bolumsu durması için bakın göz bana şöyle gözükünce daha hoş duruyor. Dolmasında. Böyle büyük durması çok güzel durduruyor. Şimdi bir tane daha yapalım inşallah daha iyi otursun. Şöyle güzel bir çekim olur inşallah arkadaşlar bir defa tığımı doladım hemen aynı bakın tığ battı ile geçtiğim noktaya girip şöyle iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım iki defa tığımı doluyorum hemen yandaki tığ battını ya boş olana girip 2 2 iki, iki üç seferde aldım yine iki defa tığımı doluyorum aynı yuvanın içine 2 2 alarak bu şekilde üçüncü şöyle hazırlamış olduk trabzanımızı 2 def 3 defa doladım üçüncü tığ battıya girerek hemen 2 2 2 şöyle 2 Şimdi bu beşinci trabzanımız. 5 trabzanımızın tepesine 6 tane zincir çekiyorum. Ve bakın arasına değil şöyle trabzanın tepe noktasına giriyorum ki ayrık olmasın. Bu şekilde daha güzel duruyor. Denediğiniz zaman da fark edeceksiniz. 3 defa tekrar tığımı doladım. Yine aynı yuvanın içine girip şöyle 2, 2, 2 ve 2 alarak bakın bununla eşit seviyede olan bir trabzan daha yaptım. 2 defa doladım. Hemen boş olan tığ battı ya. Şöyle 2 2 2 3 seferde. 2 defa doluyorum. Hemen aynı yere 2 2 2 alarak burada sağ taraf, bu tarafta sol taraf eşit seviyede karşı tarafa yapıyoruz. 2 2 Hemen iki sıkı sıkı zincirimi çekip bu şekilde sabitliyorum diğer yuvaya bakın. Hemen yanındaki boş olan yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Şöyle. Eğer anlaşılmadıysa tekrar videoyu başa alıp bu şekilde yapılışını daha net dinleyebilirsiniz. Evet şimdi kirpikleri de gösterelim. Şöyle biraz ekru gibi beyazım arkadaşlar. Kamerada biraz net çıksın diye bu şekilde ekru tercih ettim şöyle ipimi tığıma tutturdum siz bunu rengarenk istediğiniz sevdiğiniz renkten kahverengiyi açan yakışan mesela turunculu tonlama da yapabilirsiniz bu şekilde ayarladım arkadaşlar biliyorsunuz model amaçlı renkleri zevkleri size bırakıyorum ipiniz kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz bu altı zincirimin içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum ve buraya 5 tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine yaptığımız kirpiklerden yapacağız yine sık iğnemi aralayıp buraya 5 zincirimi sabitliyorum yine sık iğne ile buraya sabitledim 5 zincir sabitliyorum 5 zincir. Sık iğnelerin aralarında daha dik bir görünümü oluyor kirpiklerin. Eğer siz buna zorlanıyorum, göremiyorum, batıyorum hani her yaştan izleyicilerimiz var. Onlar sadece kirpik çekip sık iğneye batmadan da yapabilirler. Tercih size ait arkadaşlar er zincirli 5 tane kirpik yapıyoruz buraya. Yine yuvanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Araladım. Bakın bu şekilde sabit. Yine sık iğne ile buraya giriyorum. Şöyle bir zincirde çekip ipimi koparıyorum. Hemen iplerimi temizleyeyim. Diğer kirpiğimizi de yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Şu bu şekil e, bol olunca hani altı zincirin içine yapınca çok güzel duruyor. 5 zincirin içine yaparsanız bu oturuyor. E, bu kadar net ve böyle aç, çiçek gibi açılmıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. 5 zincire de sığar nasıl olsa diye kirpikleri o şekilde e, yuvanın içine yapmayın. Şöyle biraz rahat olsun. 1 2 3 4 ve 5 zincir bakın 5 zincirimi sık iğnemin içine girip sabitliyorum hemen buraya yuvanın içine girdim bir sık iğne yaptım şimdi bakın sık iğneni araladım bu şekilde buraya kirpiğimi kapattım 5 zincirimi kapattım kibrik oluşturdum yine bir sık iğne yine 5 zincir aralayıp buraya kapatıyorum 5 zincirimi kipri konuşturuyorum tekrar yuvaya girdim sık iğne yaptım 5 zincir tekrar yuvaya giriyorum 5 zincir sık iğne yaparak bırakıyoruz şöyle daha güzel duruyor bunu unutmayın arkadaşlar sık iğne ile başlayıp sık iğne ile kirpiğimizi bitiriyoruz Evet ipleri hemen şöyle kenarlarından yakalım Evet sarıyı da beraber yapalım buraya altı zincirin içine sık iğne yaparak başlıyorum 5 tane zincir çekiyorum çektiğim zincirimi hemen ortasından sık iğne ile sabitliyorum bir ilkinde zorlanırsınız onu da kenardan da yapabilirsiniz şu şekilde tutup Eğer ilki biraz sık iğnenin arasına girmek bol bırakırsanız zorlamazdı aslında sık iğneyi fazla sıktırmazsanız rahat girilir bak bu şekilde 5 zinciri sık iğnenin arasına kapatıyorum sıradaki sık iğnemi yapıp üzerine 5 zincir tekrar buraya sık iğnem aralayıp kapattım 5 zincirimi hemen sık iğnemi yapıp hem kirpiğimi de oturtmuş oluyorum 3 4 ve 5 zincir kapatıyorum bu şekilde hemen sık iğne sık iğnenin tepesine 5 zincir aralayıp kapattım ve yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi de çektim, ipimi kopardım. Bu şekilde çimeni biraz oyalayıcı olduğu için üzerine de bu şekilde minik çiçekler yaptım arkadaşlar. İsterseniz siz fıstıklar da yapabilirsiniz. Hani bu kırçillerin üzerine şöyle kenarından yapmıştık ya fıstığın üzerine şöyle tek tek kirpikli fıstıklardan da yapabilirsiniz size fikir vermiş olayım. Ortada tek bir fıstık. Kenarına şöyle 15-20 zincir ne kadar gelirse fıstığınıza 12 şer kirpikle şöyle taçlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen ipimi yakıp geliyorum. Şöyle elimin üzerinde bir göstereyim. Eğer beyazlar patlarsa diye bu şekilde. Modelimiz bu. Gayet güzel, farklı bir model olduğunu düşünüyorum. Çok da çıtı pıtı zarif bir model oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şöyle her açıdan gösterelim modelimizi. İnşallah sizler de beğenir, hoşunuza gider yaparsınız. Emeklerim için de şöyle beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.